Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte şimdiye kadarki belki de en kolay tığ işiyle yapılan bir battaniye modelini bebek battaniyesi olarak ya da siz büyükler için, biz büyükler için bir diz battaniyesi ya da koltuk şalı olarak yapabileceğimiz tığ işi ikili trabzandan oluşan çok çok kolay bir örgü tekniğiyle yapım aşamalarını göstermek istiyorum. Örgüye tığla yeni başladıysanız bence kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Dilerseniz yapım aşamalarına yavaş yavaş geçelim. Her zamanki gibi öncelikle tığımıza örnek modeli gösterebilmek adına uzunca bir zincirle başlıyorum. Bu zincir sayıları sizlere örneği gösterebilmek adına, sizler ne kadar çok uzun yapmak istiyorsanız o ölçüde zincir atarak başlayabilirsiniz. Tabii ki kullanacağınız ipin kalınlığı, inceliği, dokusu da atacağınız yapacağınız battaniye modelinin yapım aşamasında genişliğini de küçüklüğünü de etkileyecektir. Tabii ki el örme şekliniz de etkileyecektir arkadaşlar. Evet. Şimdi başlayalım. Şimdi yavaş yavaş zincir atarak başlıyorum. Göz kararı zincir attıktan sonra uzunca bir zincir. Daha sonra sizlerle buluşmak üzere. Evet, şöyle göz kararı bir uzunca zincir çekiminden sonra arkadaşlar başlıyoruz. İpimiz tığımızın üzerine alıyorum ve tek tek geriye doğru zincirlere batıp bak tekli trabzan yaparak bir bak bir tığımızda 3 tane iplik oluyor. Tek seferde çıkarıp geriye doğru 3, bir kere daha 4, 4 tane böyle tekli trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bakın ipimizi tığımızın üzerine almadan önce 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ileri atlıyorum. Ve tek seferde, iki seferde çıkarıp şöyle bir ikili trabzan diyelim arkadaşlar. Evet, bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İsterseniz 2 zincir çekebilirsiniz. Üzerine tığımın üzerine ipimi alıyorum ve bu çekmiş olduğum trabzanın dibine batıp bir üçgen görüntü elde ediyorum. Şimdi burada çekmiş olduğumuz 3 zinciri 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve yine burada atlamış olduğumuz üzere 1, 2, 3 zincir ileri atlıyorum. Ve yine bir tek seferde çıkararak şöyle 1, 2, 3, 4 kez tekli trabzan yapıyoruz. Yine bu noktada yapmış olduğumuz üzere 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 zincir, 4 zincir ileriye atlıyorum. İpimi dolayıp bir kere 2 çekimlik tekli trabzan çiftli trabzan yapıyorum. Bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve bunun dibine batıyorum. 1, 2 çekimlik trabzan yapıp yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 zincir ileriye batıyorum ve tek seferde çıkarıp bir yan yana 4 tane bu şekilde hep sırayı takip edeceğiniz tekli yalancı sık iğne dediğimiz işlemi uygulayarak bu sırayı çekmiş olduğumuz zincir boyutunda devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay ve basit. İki sıradan oluşuyor. Bir bu yapmış olduğumuz sıra, bir de şimdi dönerken yapacak olduğumuz sıra arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve terse dönüyoruz. Bu yapmış olduğumuz 4 tane tekli trabzan yani yalancı sık iğne de dediğimiz kısmın üzerine bakın. Şurada çekmiş olduğumuz delikler var. 1, 2, ipimi tığımın üzerine alıyorum. Yine doluyorum. 1, 2,
Üçüncü çekmiş olduğumuz zincirde dahil. Bakın dördüncünün üzerine de bir iki kere de çıkarıp ikili trabzan dolgusu yapıyorum. Bakın şimdi bu noktada arkadaşlar ipimi tığımın üzerine alıyorum ve bu üç tane zinciri atlayıp bu çekmiş olduğumuz V şeklindeki yerin içine batıyorum. 1 2 kere de çıkarıp ikili trabzan dolgusu yapıyorum. Buraya 7 tane ikili trabzan dolgusu yapıyorum. Yine ipimi tığımın üzerine alıyorum. 3 ipimi tığımın üzerine alıyorum. 4 5 6 ve 7. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Yani çekmiş olduğunuz zincirin boyutunda olabildiği kadar doldurabilirsiniz. Bunu 2 kere de değil de 3 kere de çıkarabilirsiniz. Yani tığınızın üzerine ipi 2 kere 3 kere dolayarak da yapabilirsiniz. Uzatabilirsiniz. Evet bakın şimdi burada yine bir önceki aşamada çekmiş olduğunuz dörtlü 4 tane tekli trabzanımız var. İpimiz tığımızın üzerine alıyorum. Buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve ilkine batıyorum. 2 kere de çıkarıp 1 2 ikili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan. Bu kadar arkadaşlar. Tek tek her bir kendini ördükçe örneğin üzerindeki delikler yani zincirler ya da trabzanın baş uçları diyelim onlar belli edecektir nereye batacağınız. Bakın bu kadar kolay. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Yine bu 3 tane zincir atlayıp buraya geçiyorum. Yine 7 tane 1 2 kere de çıkarımlık ikili trabzan dolgusu yapıp bu şekilde 2 sıradan oluşan bir battaniye modeli takımı da olabilecek yastık kırlent modeli olarak da yapabileceğiniz güzel bir farklı renkli iplerden rengarenk ya da tek sıra halinde 5 6 örgü modelleri yatak örtüleri yapabilirsiniz. Şimdi yine ipimi tığımın üzerine doluyorum ve bu 3 tane zincir atlayıp 4 tane çekmiş olduğumuz sık iğnenin yani yalancı sık iğne diyorum ben buna. Tekli trabzan dolgusunun yani tek seferde çıkardığımız için tekli trabzan dolgusu olduğunu onun üzerine batıp ikili trabzan dolgusu yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Evet bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Önü ve arkası bir olan kolay örtü iş örgü modellerinden biri. İstediğiniz zincir sayısında uzunlukta yapabilirsiniz. Şal modelleri de yapabilirsiniz. Yelek modelleri de yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Döndüğümüzde yine bu şöyle bakın arkadaşlar bunu da göstereyim. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bu 4 tane ikili trabzanın üzerine tek tek batıp yine bir tekli trabzan yapıyorum. Yani böyle takip ederek örgü modelini battaniye modelini örmeye yavaş yavaş başlamış bulunuyoruz. Evet 4 tane. Şimdi yine bu işlemi yapacağız. Burasını da göstermek istiyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine doluyorum. 7 tane zincir çekmiştik. 7 tane ikili trabzan dolgusu yapmıştık. 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. Yani tam ortadakine batıyorum. 1, 2 kere de çıkarıyorum. Şuradaki üçgen görünümü yapıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve yine aynı noktaya dibine batıp bu üçgen görünümü tamamlıyorum. Bir sonraki aşamada arkadaşlar döndüğümüzde burayı buranın içerisinde 7 tane ikili trabzan dolgusunu yapacağız. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine buradaki gibi ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bu dörtlü çift trabzan dolgusunun üzerine batıp tek seferde ya da iki seferde tercih size bağlı. 1 2 3 4 kere de çıkarıp yani 4 kere de tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, ben bu kadar sizlere gösterdim şu an için. Öreyim. Örneğin birkaç sıra daha tamamıyla nasıl görüleceğini sizlere aktarmak isterim. Umarım sevmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Birkaç sıra ördükten sonra sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.
Bir sonraki ölü videosunda görüşürüz. Sormak istediğiniz bir soru olursa videomla ilgili, örgü modu eliyle ilgili, yapım aşamaları ile ilgili videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Evet, bir iki soru vereyim, sonrasında görüşürüz. Evet, bakın bu şekilde iki sıra üzerinden, iki örnek üzerinden gösterdim arkadaşlar. Sizler yan yana istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yukarıya doğru genişletebilirsiniz. Burayı 7 değil de araya 3 zincir değil de 5 zincir çekebilirsiniz. Burayı tek tığınız dolayıp ikili trabzan değil de 3 kere doladınız, 3 kere çıkarırsınız. Üçlü trabzan, dörtlü trabzan yaparsınız. Yani çoğaltarak, eksilterek zincir ve dolgu sayılarını yaparak farklı boyutlarda yapabilirsiniz. Burayı 4 değil de 3 yapabilirsiniz. 2 yapabilirsiniz. 5 yapabilirsiniz. 7 yapabilirsiniz. Umarım sevmişsinizdir. Benden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki örgü videosunda umarım seversiniz. Bay bay. Allah'a emanet olun.